Bu videoda Budizm'in temel fikirleri üzerine konuşmak istiyorum. Bunu Upanishadlardaki yani Hinduizmin kutsal kitaplarındaki fikirlerle karşılaştırarak yapacağız. Bunun sebebi ikisi arasında birçok paralelliğin bulunması ve Buda ve Budizm'in Hindu geleneklerinden gelmesidir. İki inanç sisteminde de içinde bulunduğumuz gerçekliğin yarı illüzyon ya da yarı yanılsama olduğuna dair bir fikir vardır. Upanishad'larda bu maya olarak temsil edilir. Gerçek bir benlik vardır. Bir de gerçekliğin doğası yani Brahman'la aynı maddeden yapılmış olan atman vardır. Her şey birbirine bağlıdır. Birey kavramı bir illüzyondur. Bu illüzyon bize maya tarafından verilmiştir. Maya sadece duyusal algılarımız değil, ego kavramı, uzay-zaman ve nedenselliği de kapsar. Budizmde de buna benzer bir kavram vardır. Gerçeklik olarak algıladığımız şey aslında zihnimizde olan bitenlerden ibarettir ve bundan daha gerçek olan bir şey yoktur. Sürekli kalıcı olmayan şeylere duyduğumuz arzular yüzünden bu gerçekliğe maruz kalırız. Arzulara Sanskritçe'de trishna, Buda'nın dili olan Pali'de de, de tana adı verilir. Arzularımız yüzünden sürekli ızdırap çekeriz. Dukka adı verilen bu ızdırabı kendimizi maruz bıraktığımız gerçeklik yüzünden çekeriz. İki durumda da yapılan eylemlerin bazı sonuçları vardır. Bu bizi iki gelenekte ortak olan karma fikrine getiriyor. Karmaya göre eylemler ve sonuçları bizi diğer eylemler ve sonuçlara yöneltir. Bu eylemler ve sonuçlar sadece bu hayatta değil, gelecekteki gerçeklik, maya ya da diğer hayatlarda da karşımıza çıkar. Birinin öldükten sonra yeniden doğması fikri yine ortak olarak iki gelenekte de samsara olarak adlandırılır. Hinduizm'de meditasyon ile mayanın ötesini görüp atman ile Brahman'ı birleştirerek samsaradan kaçınılabileceği fikri vardır. Budizm'deki fikir ise benzerdir. Meditasyon ve 8 aşamalı yol aracılığı ile 4 asil hakikat öğrenilir ve böylece kalıcı olmayan şeylere duyduğumuz arzuların önüne geçilebilir. İki gelenekte de bunu yaptığınızda samsaradan kaçınılabilir. Samsaradan kaçınıldığında karma bizi daha fazla eyleme ve sonuca yönlendirdiğinde ve maya ve dukka yok olduğunda yani kişi kendini bu döngüden kurtardığında buna Hinduizm'de Moksha, Budizm'de de Nirvana adı verilir. Nirvana'nın sözcük anlamı aslında ışığın sönmesinde olduğu gibi sönmedir ama bu bağlamda boşlukla birleşme anlamına gelir. Bir Hindu, Moksha aracılığı ile Atmanı'nın, Brahman'ın üstün gerçekliği ile birleştiğini söyleyebilirken, Budizm'de de Nirvana'ya ulaştığınızda benliğinizin yokluğunu tanımış ve bunu boşlukla birleştirmiş olursunuz. Budizm'in insanları yokluk durumunu elde etmeye teşvik ettiği konusunda bazı tartışmalar var. Bazı insanlar bunun doğru olmadığını ve Nirvana'ya ulaşmanın kişinin kendi yokluğunu tanımadaki en üstün mutluluk olduğunu savunuyorlar. Aslına bakarsanız bu tamamen kelimelerin kullanımı ile alakalı. İki durumda da bir birey olmadığınızın farkına varıyor ve asıl olan gerçeklikle yani evrenle birleşiyorsunuz. Evren Hinduizm'de Brahman, Budizm'de de boşluk olarak tanımlanmış. İki gelenekte de bu bir özgürleşme ve serbest kalış durumu olarak biliniyor. Bu nihai mutluluğa ulaşmak için de pratik yapmak gerekiyor.